Söylemek istediğim şey efendim şu. Böyle bir sistem yanlış olur. Milletin bu tercihi yanlış olur mu diyeceksin. Hayır efendim. Ya ne diyecek bir söylesin. Bu hukuk mühendisliği olur. Bana söyle. Metin Er, bir dakika. Öyle mi dersiniz? Evet. Bakın bütün mesele denge mekanizması. Soruma cevap ver. Soruma. Bakın hiç beni mecliste efendim millet iradesine saygısız olan konuma düşüremezsiniz. Ahmet tut Bey, ki millet hiç düşüremezsiniz. Erdoğan'ı %60'ında Cumhurbaşkanı seçti. Helal AK hoş partiyi olsun. Partiyi de meclisin en güçlü partisi. Helal hoş olsun, ne yapalım meclisi. Bu demokratik millet, bir sistem tabii ki olur demokratiktir. Mu, olmaz mı? Ah, tabii ki demokratiktir. Hocam. Teşekkürler. Çünkü altında halkın iradesi vardır. Evet. Ama biz de hocalar olarak şunu demek zorundayız. Neyi? Bu anayasa değişikliğini yaparken kuvvetler ayrılığını da koyalım. Meclisimizi ve de Cumhurbaşkanımızı %60 değil %70 de seçsin millet. Tamam. Ama yeter ki bu düzenlemenin içinde yasama, yürütme, yargı dengeli olsun. Yargıyı da konuşalım. Var mı problem? Yargıyı da hem konuşalım. De çok var. Hayır. Sen de var olduğunu biliyorsun da burada söylemiyorsun. Mehmet